Bizler 1071'den beri bu topraklar üzerinde yaşıyoruz. Peki bu toprakların ne kadar değerli olduğunun farkında mıyız? Vatanımız olduğu için değil, jeopolitik açıdan değerlendirmek lazım. Tarihte bu topraklara sahip olduğu için zenginleşen devletler var ve bu toprakları kaybettiği için yıkılan devletler. Hatta Roma İmparatoru Diyokletian imparatorluğu ikiye bölmeye karar verdiğinde kendisi Batı'da değil, Doğu Roma'da yer almayı tercih etmişti. Batı Roma İmparatorluğu Doğu Roma'dan önce çöktü. Doğu Roma'nın yani Bizans İmparatorluğu'nun çöküşünün hızlanması ise 1071'den sonra gerçekleşti. İşte öldürücü darbeyi 1453'te Fatih Sultan Mehmet vurmuştu. Anadolu'ya sahip olduğunuz zaman güçleniyorsunuz ve zenginleşiyorsunuz. Kaybettiğinizde güçten düşüyorsunuz. Bunun elbette ki mantıklı bir açıklaması var ve bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam ortasında bulunan jeopolitik konumu. Bu nedenden dolayı da zaten tarihteki önemli ticaret yolları da hep buradan geçmiş. Kral yolu ve İpek yolu. Bunun yanında bir maden çeşitliliği de var Anadolu içerisinde. Ayrıca buradaki en önemli olaylardan birisi aslında tarımsal çeşitlilik. Ve bu tarımsal ürünlerin dünyadaki en kaliteli ürünler olarak değerlendiriliyor olması. Peki 500 milyon yıl önce Anadolu'da herhangi bir noktada yer alsaydınız nasıl bir yaşantınız olurdu? Muhtemelen solungaçlarınız olurdu. Hepinizin bildiği gibi dünyada bir takım levhalar var ve bu levhalar hareket halinde. Birbirlerine yaklaşan kıtalar veya uzaklaşan kıtalar şeklinde. Bundan 500 milyon yıl önce Anadolu'nun bulunduğu alanda bir deniz vardı. İsmi Tetis olarak biliniyor bu denizin. Ve bu denizin bulunduğu plakalar birbirlerini sıkıştıra sıkıştıra Anadolu platosunu yükseltmeye başladılar ve Anadolu platosu yükselirken şüphesiz ilk ortaya çıkan oluşumlar kuzeydeki ve güneydeki sıradağlardı. Bunun yanında İç Anadolu bir kase gibi kalmıştı ve Tetis'ten arta kalan bir iç deniz mevcuttu. İç denizin bulunduğu alanda ise bugün sayılarını bilemediğimiz kadar fazla volkanik aktiviteler vardı ve bu aktiviteler neticesinde bu denizin kuruduğu da bugün söylenmekte. Anadolu platosu hala yükselmeye devam ediyor. Peki geçmişe dönüp baktığımızda Anadolu'da ilk insan izlerine nerede rastlıyoruz ve ne zaman yaşamışlar? Şimdi biraz bunlara bakalım. Anadolu'daki ilk insan izlerini Antalya'da Beldibi'nde Beldibi mağarası, Elmalı'da Belbaşı mağarası ve Döşemealtı'nın biraz daha kuzeyinde yer alan Karain mağarasında rastlıyoruz. Tabii o dönemler tarım yok. Dolayısıyla doğa ne veriyorsa onunla geçinmek zorundasınız. Kadınlar gündüzleri çıkıp yabani bitkileri ve meyveleri topluyorlardı. Bunun yanında nispeten küçük hayvanların da yakalanmasıyla meşguldüler. Erkekler ise henüz bir takım silahları icat etmeden önce yabani hayvanların bıraktıkları leşler ile alakadardı. Daha sonrasında silahları icat ettiler taştan ve organize olup daha büyük hayvanları avlamakla meşgul olmaya başladılar. Muhtemelen bu insanlardan birisi bir gün bir taş yüzünden yaralandı ve taşın keskin olduğunu gördüler. Ve daha sonrasında da bu taşlara şekiller vererek silahlarını yapmaya başladılar. Bu silahlar çift taraflı balta, mızraklar ve yaprak biçiminde şekil verilmiş bıçaklardı. Ve bu arkadaşlardan birisi bir gün taşlardan silah için malzeme yaparken o sürtünme esnasında çıkan kıvılcım ile ateşi icat etti ve ateş o dönem için en büyük devrimlerden birisiydi. Zira insanların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırmıştı. Karanlıkta ışık veriyordu. Aynı zamanda etleri pişirdiğiniz zaman daha kolay yiyebileceğinizi de gösteriyordu. Dolayısıyla ateşin bulunması insanlık için çok büyük bir olaydı. İnsanlar sadece taşı kullanmıyorlardı alet edevat ya da silah yapımı için. Aynı zamanda fil dişini de kullanıyorlardı ve günden güne bu çeşitler çoğalıyordu. Bunun yanında milattan önce 10 bin ile 8 bin arasında ilk defa bir hayvan, köpek evcilleştirildi. Milattan önce 8 binden sonraki dönem içerisinde ise Anadolu'da bir devrim yaşanacaktı. Neolitik devrim bu devrimin adı. Milattan önce 8000 ila 5500 arasında gerçekleşen bu devrim esnasında insanlar mağaralardan çıkıp evlerde yaşamaya başladılar. Aynı zamanda tarımı icat ettiler ve bu tarımdan elde ettikleri ürünleri kışın yiyebilmek adına stok yapmaya başladılar. Neolitik devrimin yani yeni taş devrinin Anadolu'daki en önemli örneklerinden birisi Diyarbakır Çayönü. Yerleşimin ortasında bir meydan, meydanın çevresinde anıtsal yapılar ve evler bulunmakta.
Buradaki insanların Anadolu'daki ilk çiftçiler olduğu da söyleniyor. Ayrıca yapmış oldukları alet edevatlarla buğday üretmesini, hasat etmesini ve üretmesini öğrendiklerini görüyoruz. Ayrıca hayvancılıkla da ilgilenmişler ki yemeklerinde keçi ve koyun etine rastlanıyor. Bu döneme ait bir başka yerleşke Burdur Hacılar Höyüğü ve burada M.Ö. 7040 civarında bir yerleşim olduğu öngörülüyor. Yapılan araştırmalarda evlerde buğday, mercimek ve arpaya ek olarak keçi, koyun ve büyükbaş hayvanların kalıntıları da bulunmuş. Neolitik devrimin yani yeni taş devriminin Anadolu'daki en önemli yerleşkesi Konya Çatalhöyük. M.Ö. 6500 ile 5500 yılları arasında yaşamış burada insanlar. Ve şu anda dünyanın en çok önem verdiği arkeolojik alanlardan birisi. Bu arkeolojik alanla ilgili yani Çatalhöyük ile ilgili önümüzdeki hafta pazartesi sabah saat 8'de yeni bir video sizlerle birlikte olacak. O videoya kadar öncelikli olarak kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Daha sonrasında kendinize iyi bakıyorsunuz ve hoşça kalıyorsunuz.